Bir dosya daha kapandı ama e, tartışmaları bitmiyor. Öğrendiğimiz kadarıyla Seyfettin e, iki kere savcının karşısına çıkmış Ahmet. savcıyla görüşmek istemiş. Evet. E, savcı ilkinde öğrendiğim kadarıyla iki saatten fazla bir süre evet. Ahmet ile konuşmuş. E, sen detaylarını anlat. Ahmet'i en son ne zaman gördün? Ahmet'e en son dün gittim. Dün gittin. Fazla duramadım yanına zaten. O halini görmek daha fazla istemedim. Bu saatten sonra da gideceğimizi zannetmiyorum cezaevi kapısına Neden? ziyarete. Gidemeyeceğim çünkü Müge Hanım. O halini Ahmet'in görmek istemiyorum artık. Ne yani Ahmet'in hali? Ahmet'in hali yani hal değil Müge Hanım. Anlatalım bir duygu. Yaşamanız gerekiyor. O cezaevinde sanki geçen ay yatırdığım para... Dün yatırdım ona bir miktar gene baktım. Geçen ay yatırdığım para olduğu gibi duruyor, hiç harcama yapmıyor, bir şey yapmıyor. Oradan kıyaslıyorum nasıl bir hayat, nasıl bir düşünce, nasıl bir çile çektiğini. Kilo ya, mu vermiş? Ahmet yani. veriyor, başladı kilo vermeye, zayıfladı. Bakın şurada Ahmet gülüyor. Bu olayda ben Ahmet'in suçsuz olduğuna kendim eminim, ama devletimize, savcılarımıza kendimize açıklayamadık. Yani Ahmet şu anda şurada güldüğünü o cezaevinde ağlıyor. Bir şey bilen bir çocuk e, bu cinayete ortak oldu. Bir şeylere kan e, şahit oldu diyelim. Niye tam anlatmadı tam yer tespitlerini filan e, tutulduğu yerleri ne şekilde hangi araçla. Ne, bir cinayeti anlatmak isteyen... E, Devletin çok üzgünsün biliyorum. Sakin ol önce bir. Bir cinayeti işleyip tasarlayıp işleyen bir kişiler e, dur sana şöyle söyleyeceğim. ifadesinde şimdi... anlatıyorsalar ki biz işledik, biz yaptık detaylarıyla anlatması lazım. Ahmet sadece benim ifadede takıldığı, takıldığım yer e, göstermesi. Bu da olaydan iki gün sonra yapılmış bir tespittir ve kesinlikle yanlarında savcı yoktur. Polisler, Seyfettin polis bir şey söyleyeyim Şu an bizi izleyen herkes evet. e, tıpkı benim gibi neredeyse bu dosyayı ezbere biliyordur. Evet Müge ana. Hatta benden daha çok akıllarında tutan izleyicilerimiz olduğuna eminim. Ama orada sadece yer göstermeyle ilgili değildi. Bunu konuşmuştuk. Evet Müge Yani ana. orada annenin ifadesi, senin ifaden, onun yer göstermesi, beş gün tutulduğu söylenmesine rağmen tutulduğunun daha sonra ortaya çıkması vesaire vesaire. Orada o iş ayrı. Ama bak ben sana şunu söylüyorum. Ahmet savcının huzuruna ne anlatacağım diye çıktı iki kere. İki kere ne anlatacağım diye çıktı. Ya evet, sen bugün e, buraya bir şey anlatmaya geldin. Evet, hani, e, Ahmet'in e, söylediklerini e, anlatacaklarını söyleyeyim. Ahmet e, Servet'le Melahat'ın üzerinde duruyor. E, teyzesi Servet ve eniştesi <laughs> Melahat'ın teyzesi Servet'in üzerinde duruyor. E, bir kadın Umut'u sahile bıraktı. Petrolcü ve balıkçı taraf e, petrolcü daha doğrusu. Bu kişi tarafından doğrulanıyor. Çocuk bu diyor. Bir bayanın elinde gördüm diyor. Çocuk buydu diyor. Ee, genç böyle anlatılan şekillerde uyuyan bir kadın. Bunu da Ali Yaşar herkese lans etti yani söyledi. Servet birkaç saat sonra geldi. Elinde cep telefonuymuş. Ahmet de orada. Ali Yaşar beni bir bayan aradı. Ne haber Servet Bey? Nasılsınız demiş kapatmış. Acaba aradığımız kadın olabilir mi diye Ali Yaşar'a bu şekil tarzlarda bir şeyler konuşmuşlar orada aralarında. Ondan sonra e, Melat'e de niye takılıyor? Melat e, teyzesi. Ben şunu anlamadım. Peki bu kadar zaman, bu kadar yıl, bu kadar saat konuştuk. Hani Ahmet cezaevine girince mi aklına geldi bazı şeyler? Ahmet şeyle? aklına gelmedi devamlı aklındaydı burada. Zaten burada zaten. niye söylemedi? Burada niçin ağzını açmadı? Burada, Bu itirazlar e, neden burada söylemedi? Şundan kaynaklanıyor Ali Yaşar susmuyor ki. Konuyu hep başka yerlere saptırmaya yönelik gitti hep burada. E, mahkemede söyleseydi. E, söylüyor zaten. Mahkemede söylüyor zaten. Mahkemede kendini ifade edebilmek için elinden geleni yapıyor benim kardeşim. E, mahkeme öyle. Mahkemede... Hayır hayır Seyfettin Cumhurbaşkanı ilk verdiği ifadede... Hani o, o tuttu, ben vurdum, o öldürdüm falan diyene kadar niye o zaman hani verdiği ifadede işte bu yenge geldi, bu enişte şöyle geldi falan diye anlatmadı? Hani sen de bunu Ahmet'e sormuşsun Kimse dinlemedi ki Müge Hanım. Bu olayı kimse dinlemedi ki. Vahve Kebir'e gidince Ali Yaşar kendini siz de söylediniz. Siz de, de kendini yere atıp oy evladım, oy yavrum diye. Polis de bunu direkt nezarete almış. İlk sordukları soru kim öldürmüş, kim yapmıştır? benim oğullarım yapmıştır. Madem oğullarından şüpheleniyordun, Akçabat Emniyetine niye gidip de demedin ki ben oğullarından şüpheleniyorum, benim gelinimi, evladımı bunlar kaçırmış olabilir diye. Niye söylemedi de ölüsü bulunduktan sonra vakfı kebirde bizim ismimizi verdi. Ee, Seyfettin şimdi arkadaşlar reklam gösteriyorlar Sen aslında bugün Bugüne kadar hiç anlatmadım dediğim evet, bir şeyi anlatmak yani. için buradasın Birkaç olaylarına şahit oldum Heh. Sorduğumda hiçbir bir, cevap alamadım bir, bir virgül koymak zorundayım Yani yarıda kalmasın diye Babanla Nazmi arasında Geçen bir konuşmayı aktaracağını söylemişsin ee, Şöyle söyleyeyim Sen de çok heyecanlısın ve üzüntülüsün farkındayım Heyecan Maalesef yok Müge Hanım burada... bah... Bende bir öfke var Şu anda öfkeme kim gelse Turan Güner ailesi mi gelecek? Ali Yaşar onlar mı gelecek? Hepsi nasibini alacak. Ben bekliyorum zaten. O Akçaabat'ta Turan ailesi... Zaten evlatlarını yitirmişler. Evlatlarını kaybettiler ama göz boyamayı onlar yaptılar bize. İlk akşamdan hastane morkundan Yengemin cenazesini alıp kaçırdılar. Göz boyama, sahip çıkma bahanesiyle kimseye haber vermediler. Biz cenaze arıyoruz sabah. Seyfettin herkes öyle yapar. Herkes öyle yapar da biz diğer arar ki, e, biz cenazemizi yani arıyoruz. Yani kocasının öldürdüğünü düşündüğün e, kızını bırakmazsın. Hiç öyle bırakmasın bir şey yok. Sadece biz gözaltına ailesine. alındığımızı biliyoruz. Biz yengemi arayış içindeydik. Gözaltına alındık ama cinayetle yargılanmaya başladık. Ama Cinayet neden? sebebiyle ifade vermeye ama başladık. Ama neden? Neden Ali Yaşar'ın ifadesini yüzünden? Sonrasında Sonrasında Ahmet'in üzerine gelen tepkiler. Ahmet'in ifadesinden. Ahmet'in ifade diye bir şey yok ortada Hanım. Bunu geçsinler. Ahmet'in ifade diye hiçbir şey yok ortada. Ahmet diyor bak Ahmet diyor. Ben Ahmet'e inanıyorum kardeşim olarak. Bir bu ailenin birisi olarak. Ahmet diyor ki ben hiçbir şey söylemedim kesinlikle. Kırbaç nedir bilmem diyor. Kırbaç benim ifademde ne geziyor ya? Kırbaç otopsi raporunda Sonradan Ahmet'le beraber Vafık Kebir Emniyet gittiğimiz zaman bant çıktı ya. Bantla kolu bandıyla bağlanmış yengem. Eli ayağı ya. Benim hanım da bile şahit buna ya. Hanıma bizzat e, yengemin otobüs raporlarını, bant izlerini gösterdiler. Kırbaç. Kırbaç ya, biz bilmiyorduk tamam kullanıyorlardı ama 50-60 sene önce den. Kırbaç ne kelimesi ki Ahmet'in ifadesinde? Bunun gibi birçok şey Ahmet'in ifadesinde eksik. Vahvı Kebir Emniyeti hırs yaptı, bir takım sözler hırs yaptı, biz bu cinayeti çözdük, namus cinayetine kayınpeder onlar e, bu şekilde bu cinayeti sundular bize. Ben e, bütün çıplaklığıyla bu olayları anlatacağım, beni dinlemek isteyen polis ya da savcılarımız beni çağırsınlar ne gerekiyorsa, burada anlatamayacağım konular vardır. E, şu reklama girmek zorundayım biliyorsun. Ee, ama avukatı da geldi Ahmet'in biliyorsun. Onu da hep beraber dinledik burada. Yani Ahmet'in o ifadeyi hangi şartlar altında verdiğini de avukatı da burada söyledi. Yani şimdi üzüntüden böyle söylemen de haklısın ya da öfkenden neyse ama buraya da herkes geldi. Ahmet'le bizzat konuştuğun avukat geldi. Ahmet de onu yalanlamadı. Bunu da unutmamak lazım yani. Evet.